Merhaba, ben Ünsal Ünlü Masa'ya hoş geldiniz. Hiç kuşku yok ki bu haftanın en çok konuşulan konusu Cumhuriyet Halk Partisi. Parti içinde önce Hüseyin Aygün'ün ardından da Birgül Ayman Güler'in söylediği sözler nedeniyle aslında toplumda da eleştiri alsa bile parti içinde çok daha büyük bir kaynama olduğu konuşuldu hafta boyu. Öyleydi değildi, bu ayrı bir tartışma konusu, ancak algı yönetimi anlamında bir sıkıntı yaşandı ortada. İyi ama bu konu sadece bir parti içi tartışma şablonuna sıkıştırılabilir mi, yoksa göreve geldiği ilk günden bu yana yeni CHP tanımını kullanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun eski CHP ile bir mücadelesi mi söz konusu? Elbette 40 dakika boyunca sadece CHP'nin iç işleyişini konuşacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeleri de olacak bugün masada. Konuğum da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erdoğan Toprak. Az sonra bizimle birlikte olacak. Sizin de yeriniz her zaman olduğu gibi masamızın baş köşesinde. Lütfen bize katılın. Adresi biliyorsunuz: masa@trt.net.tr. masa@trt.net.tr. Masa başlıyor. Erdoğan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür İyi ediyorum. Yayınlar Sayın Ünlü. Sağ olun. O kadar yoğun bir koşturmaca içinde bize zaman ayırdınız ki çok teşekkür ediyorum. Aslında hani biz bu hafta için hep CHP'yi konuştuk dedik ama CHP'nin konuşulan bölümü kadar konuşulması gereken bölümü de var. Dediğim gibi sadece bugün parti işleyişini konuşmayacağız. Amacım o değil. Ama kuşkusuz bu kadar toplum içinde tartışılırken de CHP'de ne olup bittiğini sizin ağzınızdan duymayı da isteriz. Doğrusunu isterseniz. İki milletvekilinin sözleriyle, önce Sayın Hüseyin Aygün'ün ardından Sayın Birgül Ayman Güler'in sözleriyle başlayan tartışma bitti diyebilir miyiz? Sonundan başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde kendi dinamikleri olan bir parti. Mutlaka. Yani biz de herkes tek sesli düşünecek, genel başkan ne derse o noktada fikir beyan edecek noktada değil. Bizim farklı bölgelerden gelmiş, farklı meslek gruplarından, farklı bakış açıları olan bir milletvekili grubuna sahibiz. Hı. Bu bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi doğru idare ettiğimiz müddetçe de, bu ülkenin yararına kullandığımız müddetçe de bizim için çok güzel ve olumlu bir yaklaşım olur. Ama bazı arkadaşlarımızın ifadelerindeki bazı maksada aşan sözleri veya kendilerini iyi ifade edememeleri bize sorun olarak yansıyabiliyor. Örneğin bir Hüseyin Aygün'ün bir akrabasının cenazesine gitmiş olmasını doğru ifade edemedi. Veya anlatamadı veya medya organları bunu farklı anlattılar. Şimdi bakın, bir insana gidip helallik vermek kadar doğal bir şey yoktur. Evet. Ne olursa olsun, yani hata yapmıştır, odur budur, birçok şey diyebilirsiniz. Ama vefat eden bir insanın evine taziyeye gitmiş olmanız, başsağlığı dilemiş olmanız, bu Anadolu geleneğinde vardır. Bu konuda Hüseyin Aygün yerden yere vuruldu. Bu sıkıntılı bir nokta. Kendimizi doğru ifade edemedik diye ben bakıyorum. Ben de hani bu bizim eksiğimiz. Özellikle söyledim. Hani burada sıkıntı sanki biraz şöyle gibi görünüyor. Parti içinde, her partinin içinde bu tartışmalar olur. Siyasi partiler dediğiniz gibi hani toplumsal tabanları anlamıyla da geniş örgütlenmelerdir aslında. O yüzden böyle çıkışlar olabilir ama CHP'nin bunu anlatmakta biraz sıkıntısı var gibi geliyor. En azından kamuoyuna yansıyan bölümü böyle geliyor. Katılır mısınız? Çok haklısınız. Yani biz bunu kamuoyuna yeterince iyi anlatamadık. Veya belli bir grup medya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini iyi anlatmasını bir türlü o şansı vermiyor. Ben aslında Sayın Ünlü, konuşmamın başında söyleyecektim ama Gaziantep'te 8 işçimiz öldü. 15 yaralımız var. Maalesef Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Evet, ailesine sabırlar diliyorum. Yani evet, Türkiye'deki sendikasız yapının, sigortasız çalışmanın, taşeronun getirdiği sıkıntılar bunlar. Burada da bunu ne kadar yaşanmıştır onu bilmiyorum ama Allah'tan rahmet diliyorum bu biz konuda. Biz de aynı şekilde. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim farklı düşünmemiz, parti programı dışında hareket etmemiz mümkün değil. Ama fikir zenginliklerimizi, aykırı ses, işte Cumhuriyet Halk Partisi çatlak var gibi de bir kısım medya sürekli kamuoyuna pompalıyor. Bu konuda da inanın biz de rahatsızız. Ama şimdi bu işi biraz basına ihale etmek aslında çok sık, Türkiye'de siyasette çok sık yapılan bir şey. Doğru, şuna katılıyorum. Özellikle köşe yazılarında zaman zaman, Ankara'da yıllardır gazetecilik yapan biri olarak o açık yüreklilikle de söylüyorum. Burada ne olup bittiğini bilmeden oturduğu yerden yazan çok insan var. Buna bir gazeteci olarak ben de katılıyorum. Ama bunun dışında bir de sağduyulu bir takım eleştiriler de
parti içinde sert tepki görüyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ağzından aslında kendisinden çok duymaya alışık olmadığımız yönde sert sözler de duyduk medyaya yönelik olarak. Bu çok Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Bey'in tarzı değildi aslında. Ama işte medya kalkıp sizin görevinizi de kendisi üstlenirse, genel başkanın görevini, MYK'yı dağıttılar. Bak, doğru. O doğru. Haklısınız o konuda. Bir grup milletvekilimizi medya öyle yayın yaptı ki, bir kısım medya, bir grup milletvekilimiz kopup başka bir partiye gitti. İşçi Partisi'ne geçti. Hatta parti yani meclisi de dağıldı bu arada. Parti meclisi dağıldı. Parti ikiye bölündü. Şimdi ne yapsın? Yani bir partinin iç işleyişine bu kadar müdahale edip iç yapısını darmadağın eden ve bu rolü de kendisi bir görev olarak seçen medyaya ne desin Kılıçdaroğlu? Yani parti dimdik ayakta. Evet, bir arkadaşım istifa etti. Bakın şunu çok açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir programı var. Sayın Genel Başkan dün kürsüden okudu ve mesajını net verdi. Orada altını okuyanlar, siyaseti bilenler bilir ki bu programın dışına çıkanlarla belli bir yaptırım ve şey gelecektir. Bu uygulama gelecektir. Şu aşama için geçerli mi? Geçerli bu. Peki dün o programı okumasının altında bu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi fikir zenginliklerine tamam ama kişilerin bireysel şovuna kapısını kapattı dün. Peki Sayın Ayman Güler'in o konuşmanın ardından tartışma bitmedi açıklaması var. Yani bu tartışma devam edecekse bundan sonra yaptırım olacak diyorsunuz. Siz doğru anlıyorum değil mi? Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına uymak zorunda. Parti politikalarını büyük kurultay belirler. Doğru. Büyük kurultay yetkiyi parti meclisine verir. Parti meclisi de yürütme olan MYK'ya verir. Kimseye kendi başına tartışma açamaz. Kendi farklılıklarını getirip program gibi, partinin programıymış gibi sunamaz. Ben bunu herkes için söylüyorum, Birgül Hoca için değil. Yani biz bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti programı dışındaki bir konuyu parti programı gibi tartışma ortamına açıp parti tartışılmasını doğru bulmayız. Ve partinin programını yürüten de genel başkandır ve MYK'dır. Milletvekillerimiz de buna bakmak zorundadır. Metin Ergin Fransa'dan yazmış. Sağ olun Metin Bey, çok teşekkür ediyorum. Bugünün ilk maili olsun. Teşekkür ediyorum programla ilgili güzel sözleriniz için. Erdoğan Bey'in söylediklerine katılıyorum. CHP'de ciddi anlamda bir algı yönetimi sıkıntısı var. Acaba bu partide iletişim kanallarının yeterince profesyonel olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? Doğrudur. Ben Metin Bey'e teşekkür ediyorum. Bizim algı yönetimini yönetmek noktasında değil, bunu kamuoyuna sunma konusunda sıkıntılarımız var. Bakın, bizim iç tartışmamız olduğu zaman sayfalar veriliyor ama biz önemli bir çalışma yaptığımız zaman küçük yerler alınıyor. Yani biz bu ülkede halkın öncelikleri kendi önceliklerimiz olarak koyuyoruz. Diyoruz ki halkın bu sorunları var ve bu konuda çözüm önerilerimiz de bunlar. Çözüm önerilerimiz konusunda gittiğimiz konferanslarda, toplantılarda, mitinglerde yeterince yer almıyor. Ama bizim bir milletvekilimizin söylediği bir laf, parti içinde büyük kopuşlar ve tartışma var diye büyük yer alıyor. Türkiye'nin medyanın geldiği nokta sıkıntılı bir nokta. Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını egemen kılmak istiyorsak önce iletişim kanallarını açmamız lazım. Bugün gelinen noktada iletişim kanalları kapalı. Bakın, biz aylardır diyoruz ki Türkiye'de uzun tutukluk süresi, hükümlülük süresine dönüyor. Bu konuda bizi kalkıp bir yerin temsilcisi gibi gösteriyorlar. Ama aynı lafı başbakan söylediği zaman sanki yeni bir lafmış gibi, ama ne güzel başbakan da bunu söylüyor. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Yani benim söylediğimi, aylardır söylediğimi sen kamuoyunun gündeminde efendim birilerinin savunuculuğunu yapıyor. Evet, ben Türkiye'deki her kesimin savunucusuyum. Ben Türkiye'de tüm vatandaşlarımın temsilcisiyim. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama bizim söylediğimizi bir yerlere çeken medya, başbakan aylardan sonra, yıllardan sonra bir laf etti diye neredeyse, çok ayıp olacak ama, zil takıp oynayacaklar. Bu olmuyor Sayın Ünlü. Ahmet Üstüntaş Almanya'dan, Berlin'den yazmış. Benim Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın sorum var. Sorma sebeplerinden biri de Almanya Berlin'de CHP parti temsilciliğinin açılması. CHP 1, CHP acaba eski, yani kuruluş şartlarına uygun olarak devam ediyor mu? 2, CHP kendini gelecek zamanlarda yenileyecek mi? 3, yenilerse nereye gidecek, hangi tarafa yönelecek? Ortada mı kalacak, sağa mı yönelecek veya sola mı kayacak? Ahmet Bey bugün 4 tane soruyla katıldı. 4, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu acaba bu partiyi toparlayabilecek mi ve parti programını yerine getirebilecek mi? Şimdi ben sondan başlayayım.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi toparlar. Ve hoşgörüsüyle, sabrıyla ve partideki görevleri, yetkileri parti kurullarıyla paylaşarak toparlayacak. Hı. Yaptığı ilk şey neydi biliyor musunuz? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu isteseydi partideki o tüzüğün kendisine vermiş olduğu padişahlık yetkisini kullanır, her şey iki dudağı arasında doğru olurdu. İkinci kez tüzük kurultayı yapılmazdı. İlk yaptığı doğru iş tüzük kurultayıdır ve yetkiyi parti organlarına dağıttı. Parti üyelerine dağıttı, illere ve ilçelere dağıttı. Çünkü biz bunu yapmak zorundayız. Biz eğer sosyal demokrat bir parti isek, herkesin kaderi iki dudağı arasında olmamalı. Genel başkan iki dudağı arasında olmamalı. Kendi tüzüğünde olmalı yetkilerinin ve yapacağı çalışmaların takdiri. Şimdi biz bunu yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Yeni CHP diyoruz. Yeni bir anlayışı getiriyoruz. Biz hiçbir zaman geçmişimizi reddetmiyoruz. Ama bizim de güncellenmemiz gereken, çağa ayak uydurmamız gereken süreçler var. Bu programda sizinle konuşurken de söylemiştim. Bu programın konu başlıklarından bir tanesi yeni CHP. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldikten sonraki yaptığı ilk konuşmada yeni CHP ifadesini kullandı ve bu kamuoyunda o dönemde çok tartışıldı. Acaba CHP çizgisini mi değiştirecek, yeni CHP tanımı nedir? Ama bugün de tartışılan şey, bugün de gazetelerde çok yer almıştır görüyorsunuz. Çatışmanın yeni CHP ile gelenekçi CHP, işte bugün binlerce isim takılıyor buna. Ulusalcı CHP deniyor, sol CHP deniyor, ortacı CHP deniyor, fark etmez. Ama eski anlayışta, yani Kılıçdaroğlu'na kadar gelen anlayışta bir çatışma olduğu yönünde ifade var. Bu doğru mudur? Böyle bir çatışma var mı gerçekten? Direniş yani var mı? Çatışma değil ama böyle fikirler olabilir. Mutlaka olacak. Bu normaldir de. Bakın, bizim söylediğimiz şu, geçmişimizde gurur duyuyoruz. Ama yeniliklerin de partinin programına ve yol haritasına monte etmekte zorundayız. 21. yüzyıldayız. Bunu biz bir tek Kılıçdaroğlu yapmadı. Bunu Sayın Bülent Ecevit ortanın solu hareketiyle yaparken de bu sıkıntı yaşandı. Ve orada hatta bir grup Cumhuriyetçi Güven Partisi'ne gitti. Doğru. Yani ortanın solu hareketi. O da bu hareketlerden bir tanesiydi. Sonra DSP kopuşu içinden aynı şekilde DSP'nin. Yani kopuşu. Ortanın solu hareketinin parti programına gelişi 1976'dır. Doğru. 60'ların sonunda tartışılmıştır. Ortanın solu ve 76'da programa girilmiştir. Toprak işi yeni su kullananın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde halk vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmeti, kıblesi halktır. Halkın öncelikleri bizim önceliklerimizdir. Hiçbir rejim eğer halkına hizmet etmiyor, halkını merkez almıyorsa ki ayakta durma şansı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu budur zaten. İnsanı kul yerine birey haline getiren ve tüm merkezine insanı oturtan bir partidir. Ve bu yol haritası da devam edecek. 70'lerde toprak işi yeni su kullanan da toprak reformuydu. Bugün özgürlükler var. 21. yüzyılda sanayi hamlesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde. İnsanların bilimle, eğitimle çok daha ileriye gidip donanımlı hale gelmesi var. Çünkü 21. yüzyıldaki en önemli stratejik değer eğitim ve bilimdir. Doğru. Yani 70'lerde toprak reformuydu belki yenileşme hareketi. Daha yerel söylemle, politikada yerel söylemle de çevre yapmak, taban yapmak mümkün ama artık böyle bir şansı da yok siyasi partinin. Tabii şimdi bizim merkezimizde halk varsa biz halkın önceliklerini de merkezimize koymak zorundayız. Ve halkın öncelikleri eğer yoksulluksa, eğer halkın önceliklerinde özgürlükler varsa, halkın önceliklerinde daha iyi bir yaşam şartı varsa, milli gelirden pay alması varsa, yoksullaşıp milli gelirinden yeterince pay alamıyorsa, bizim yapacağımız şey bu konuda halkın sorunlarına çözüm üretmektir. Hı hı. Ve üretmeye de devam edeceğiz. Şimdi çok, o kadar çok sayıda mail geliyor ki şöyle hızlıca tarayarak gideyim. Sevgili izleyiciler, biraz kısaltarak okuyacağım. Kusura bakmayın, çok mail geliyor çünkü. Mustafa Demirsoy İstanbul'dan
Geçmişten günümüze baktığımda CHP'nin gittikçe daha dar bir alana kaydığını görüyorum. CHP belki en son 70'lerde Ecevit zamanında şimdikinden geniş bir söyleme sahipti. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi tekrar bir fırsat oluşturur gibi oldu. Yeni CHP söylemi belki biraz da daha geniş kesime hitap edebileceğini ima ediyordu. Ancak son zamanlarda bazı milletvekillerinin tutumlarının bu anlayışla örtüşmediği, daha uç noktalarda görüşler bildirdiği görülüyor. Acaba tüm bu söylemler arasında konuğunuz CHP'nin geleceğini nerede görüyor? CHP gittikçe marjinal bir görüşe mi kayacak, yoksa genele hitap edebilecek mi diye sormuş. Sayın geniş Mustafa kitlelere demiş. Devam edeceğiz. Geniş kitlelere mesajlarımızı verip geniş kitleleri kucaklamaya devam edeceğiz. Biz bunu 2011 seçimlerinde gösterdik. 81 vilayete giden ve Türkiye'nin 260 noktasına gidip halka çözüm önerilerini, halkın sorunlarını dinleyen tek partiyiz. Bakın 2011'de iktidar partisi dahil, AKP dahil. Tek parti, 81 vilayete giden tek partiyiz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Parti içindeki sürtüşmeler konusuna deniyor. Evet, bazı arkadaşlarımız bu konuda hassasiyetleri olabilir. Bunları da ikna ederek yanımıza çekeceğiz. Yani kimseyi kaybetmek değil burada. Hayır, değil mi? Söylemek kimseyi kaybetmek gibi bir lüksümüz yok Cumhuriyet Halk Partisi. Biz çoğalmak istiyoruz. Niye kaybedelim? Hassasiyetleri olabilir. Bazı arkadaşlarımız bazı konularda endişe duyabilirler. Ve bunları da ikna ederek aramıza alacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi toplumun her kesimini kucaklayacak sosyal demokrat bir partidir. Halkın partisidir. Eğer 74 milyon bu ülkede halk varsa demek ki hepsinin partisidir. Hepsinin sorunlarını kendi sorunları olarak kabul edip ve çözüm önerileri de üretmek zorundadır. Sayın Hüseyin Aygün'ün söyleminde bu vardı zaten. O kendisiyle ilgili bir basın toplantısı yaptığında dedi ki ben sosyal demokrat sol bir partide bu görüşlerimi ifade edemeyeceksem nerede ifade edeceğim? Yani belki de kamuoyunun kafasında o kargaşayı yaratan sözlerden bir tanesi de bu oldu. Yani gerçekten oradaki milletvekilleri kendilerini yeterince ifade edemiyorlar mı? Böyle bir sıkıntı var mı gibi de bir... Hayır, bizde yok. Bakın o konuda en özgürlükçü parti biziz. Ama Türkiye'nin en büyük şanssızlığı nedir biliyor musunuz? Nedir? Milletvekillerinin özgür iradesinin bazı partilerde olmayışı, tek adama bağlı oluşu ve tek adam otur dediği zaman oturulması, kalk dediği zaman kalkması. Parlamentoda böyle bir yapı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o fikir zenginliği kaos gibi anlaşılıyor. Sayın Toprak, siz kıdemli bir siyasetçisiniz. Geçmişte bakanlık da yaptınız. Yani siyaseti gerçekten bilen bir insansınız. Siyasi partiler yasasının değişikliği benim gazetecilik hayatım boyunca da hep konuşuldu. Ama bu konuda hep böyle ufak ufak değişiklikler yapıldı. Mesela Türkiye'de hiç köklü bir siyasi partiler yasası reformu yapılmadı. Aslında bu dediğiniz sorunu kökten çözebilecek adımlardan bir tanesi bu. Biz hep konuştuğumuz zaman, çünkü siyasette belirli tıkanıklıklardan bahsediyoruz haklı olarak, siz siyasetçi olarak, ben siyaset izleyen bir gazeteci olarak. Ama siyasi partiler yasası konuşulmaya geldiği zaman her parti kendi reflekslerini öne çıkartıyor ve bu konuşmalar erteleniyor. Neden? Çünkü siyasi parti liderleri elindeki o erki, gücü bırakmak istemiyorlar. Güç genel merkezlerde, genel başkanlar iki dudağı arasında toplandığı için de siyasi partiler kanununda değişiklik yapılmasını kimse göze alamıyor. Eğer siz siyasi partiler kanununda siyasette demokrasiyi getiremezseniz, bu ülkeye demokrasiyi getiremezsiniz. Biz bunu yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi partiler kanunu baktık, parlamentoda geçmiyor, bari biz kendi içimizde bunu yapalım dedik. Parti tüzüğünde yaptık. Ve genel başkanın kontenjan kullanma hakkı %10. %90 ön seçimlere ve halka bıraktık. %33 kadın kotası getirdik. Kadının siyasette kaybolup gitmesini engellemek için %33 kadın kotası getirdik. Bugün bizde o yürürlükte. %10 gençlik kotası getirdik. Çünkü siyasi partiler kanunu Türkiye'ye yakışan bir kanun değil. Değil, kesinlikle. Ve bunun kesinlikle değişmesi lazım. İşte parlamentoda milletvekillerin özgürce o fikirlerini yönetime taşıyıp katkı yapabilmesi için siyasi partiler kanunun mutlaka değişmesi lazım. Ama şu anda kulluk sistemi var. Deminki konumu bitirmek istiyorum. Hocam, buyurun. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu zenginliğin kaos gibi algılanıp kamuoyuna sunulmasının altında yatan neden diğer partilerdeki o biat kültüründen kaynaklanıyor. Bence o Türkiye'nin zararına olan bir yapı. Türkiye bunu aşmak zorunda. 550 tane milletvekilinin, o seçilmiş çok deneyimli kişilerin katkılarını almadan parlamentonun
bir kişinin iki dudağı arasında yönetilmesi padişahlıktır. Padişahlığı biz bırakalı yıllar oldu. Sayın Halil Eroğlu Aydın'dan yazmış, sağ olsun Halil Osman Eroğlu. Partinin üretken katkıları için kurumsal beklentilerini açıklar mı bize Sayın Toprak demiş. Kurumsal olarak neler bekliyorlar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk defa tüzüğünde yaptığı değişikliklerle genel başkan yardımcıların çalışma birimleri getirdi. Ve o birimlerde uzman kadrolardan oluşan deneyimli bir takımlar oluşturuldu. En azından benim başında olduğum birim iş dünyasıyla diyalog birimi. İş dünyasıyla. Evet. Bizim 22 tane milletvekili arkadaşım var. Onların altında her ilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni parti üyesi değil ama sosyal demokrat dünya görüşüne sahip iş dünyasından arkadaşlarımız var yönetimlerimizde. Ve çok geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Eğer piyasalarda bir sıkıntı varsa, esnafta bir sıkıntı varsa bu arkadaşlarımız bize iletiyorlar ve biz kendi kurullarımızda bunu çözüm önerileriyle beraber parlamento gündemine taşıyoruz. Eğer iktidar partisinden dahi bu çalışma gelse, Türkiye'de sanayicinin, esnafın, işte KOBİ'nin, OSEB'nin önünü açacak çalışma eğer iktidar partisinden dahi gelse biz buna katkı veriyoruz. İktidardan geldi, muhalefetten geldi anlayışına bakmıyoruz. Ve çok geniş bir çalışma takımıyla çalışıyoruz. Bir üniversite gibi gerçekten çok deneyimli yetişmiş kadrolarımız bir üniversitede ders veri gibi gelip anlamadığımız konularda da bilgi alıyoruz onlardan. Murat Çakıl, İzmir. Hala parti içi işler ne zaman bitecek de bu parti gerçek görevine dönecek? Bir seçim daha geliyor, yeni kayıplara mı hazırlanılıyor CHP'de diye sormuş. Bu arada bütün gelen mailleri hep şu notları yetim, az sonra da okuyacağım. Mesela Finlandiya'dan var, Almanya'dan var, tekrar Hollanda'dan var, onları da okuyacağım ama hepsi mesela soruyorlar, genelde çok böyle olmaz. Farklı siyasi partilerden, bu kez CHP'lilerden çok fazla soru geliyor. Bu da aslında bir anlamıyla eleştiri diye okunabilir herhalde. Çünkü herkes yurt dışından gelen mailler özellikle sizin de dikkatinizi çekmiş. Evet. Orada merak ediyorlar CHP'nin durumunu. Evet, yani yeni bir seçim yaklaşıyor demiş Murat Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere çok tüm partilerden önce başladık. Geçen sene 2012'nin Mayıs ayında başladık. Yerel seçimler 2014 kastetme evet. Söylüyorsunuz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve tek tek il il, ilçe ilçe masaya yatırıyoruz. Ve çalışmalarımız çok büyük de yol aldık. Sonra bundan 2,5 ay önce de bir fuar vardı. O fuarda da Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin çalışmaları sergilendi. 2 ay sonra tekrar sosyal demokrat belediyecilik nedir, ne olmalı ile ilgili Mayıs ayında çok geniş bir çalışmamız kamuoyuyla, halkla paylaşacağız. Bir fuar merkezi, CNR fuar merkeziyle anlaşmak üzereyiz. Ve orada seçimden önce halkımıza projelerimizi sunacağız. Merak etmesinler. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları çalışıyor. Evet, birkaç arkadaşımızın çıkışları belki gündemde olduğundan fazla yer alıyor ama içeride çok yoğun çalışan da bir takımımız var. Onunla işte biraz daha duyulur herhalde. 2 sene önce bakın seçimlerden 2 yıldan önce çalışmaya başladık. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'de bir ilktir. İlk defa bu kadar tüm partilerden erken başlıyor proje üretmeye. Evet, belli sıkıntılar oldu, yanlış anlaşılmalar oldu. Onlar çözülmeyecek konular değil. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Bu olayı zaten aştı, aşmaya da devam edecek. Ve Türkiye'de inanın en hazırlıklı şu anda seçime en hazırlıklı parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Okan Ertek, Finlandiya. Sorunun bir kısmının uzun bölümünü okumayacağım Okan Bey ama Atatürkçüyüm, solcuyum, CHP'ye oy vermem çünkü boşa gider, aslında en kötüsünü yapıp kimseye oy vermiyorum. Geri kalan aşırı milliyetçi parti de CHP'den beter yönetiliyor bana kalırsa demiş Okan Bey. Şimdi bu soruyu da özellikle okudum. Bu da bir sitem içeriyor çünkü. Siz de fark etmişsinizdir. Bilmiyorum, bir şey söylemek ister misiniz buna? Ama şimdi böyle yaparsa, vatandaş sorumluluğundan kaçarsa yanlışlar nasıl düzelir? Bu çok haklısınız, onu da ben de hatırlatayım. Sağ olun hatırlattığınız için. Bu programda da ısrarla söylüyoruz. Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i hatırlayacaksınız. Geçen sene programda çok yeniyken konuk etmiştik. Onunla konuşurken de söylemiştim. Israrla referandum konusu da gündeme geldiğinde yeni anayasa çalışmaları. Ben bu kadar kendime torpil yapayım. Oy kullanmazsanız sonra şikayet etme hakkınız yok bir kere. Hiçbir şekilde. Demokraside böyle bir şey yok çünkü sevgili izleyiciler.
belki biraz sert olabilir bu sözler ama hakikaten bu tartışılacak boyutu yok bu işin. Elinizi taşın altına koyacaksınız ki eleştirebilirsiniz. Doğru mudur? Tabii ki, yani şimdi şikayet ederek bir yere varamayız. Evet, eksik mi yapıyor? O zaman geleceksiniz, partilerde yerinizi alıp bu mücadeleyi burada vereceksiniz. Bunu yapamıyorsanız, vaktim, işim müsait değil diyorsanız oy kullanın en azından. Vatandaşlık görevi yapın. Yani bu ben boşa gider. Ama doğru değil ki. Yani bu yaklaşımdan vatandaşlık görevini yapmamış oluyor. Yani o zaman bana bu soruyu sorma hakkını da kendisi de nasıl bulacak? Egemen Bey, Egemen Çapa Hamburg'dan yazmış. Egemen Bey, sizinle soru bayağı uzun. CHP'nin enerji politikasını sormuş. İşsizliği indirmek için bir aksiyon planı var mı demiş. Ekonomide AK Parti'ninkine alternatif bir ekonomi planı var mı? Enerji Türkiye'nin gelecekte en büyük sorunlarından biri. Bunun için CHP'nin ne gibi planları var? Hak verirsiniz ki sadece Sayın Erdoğan Soprak bunu açıklayamaz. CHP'nin bunun için farklı kolları da var. Farklı genel başkan yardımcılıkları var. Ayrıca bunları da konuşuruz ama sevinerek ben soruyu ileteyim. Eğer CHP eşitlik ve kendilerini iyi tanıtmak istiyorsa neden basında ölçülü davranmıyor? Bilhassa CHP milletvekilleri, kusura bakmayın biraz küçükken işte o yüzden, PKK cenazesine katılırsa bunu açıklayamazsın. Kan döken bir terör örgütüne bana bu neyi gösterir? Terörü de parti içinden az da olsa destek geliyor demiş Kanada'dan. İsim Ercan Bey ama Ercan Kılıç, özür dilerim, kusura bakmayın Ercan Bey, Kanada'dan yazmış. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'de terörün bitmesi için en fazla gayret sarf eden partiyiz. Çünkü Türkiye'nin eğer köklü bir temel meselesi varsa, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin ana muhalefet partisi isek, yani bu meseleye bakmayalım. Hükümet bunun altında kalsın. Türkiye kan gölüne dönsün. Ben de oy kazılayım kolaycılığına gitmemeliyiz. Böyle bir meseleyi hepimizin partiler üstü mesele olarak görmesi, Türkiye'nin bu kanayan yarasını durdurması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu kredi açıyoruz hükümeti, evet, diye çıkışı yapmıştı. Şimdi bizim yazın şunu söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir laf vardı. Benim siyasi geleceğime dahi mal olsa bu konunun bitmesi için elimden gelen gayreti gösteririm demişti. Türkiye'nin bu olaya giden evlat sayısı, evlat 30 bin. Türkiye'nin bu konuyla ilgili harcadığı ekonomik rakam 400 milyar dolar. Yani Türkiye'nin tüm borcuna neredeyse tamamına eşit. Böyle önemli bir meselede Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Türkiye'deki bu meseleyle ilgili iktidara da evet çözün, biz bu konuda size katkı vermeye hazırız dedik. Artık benim annelerin 20 yaşındaki evlatların elinde kınayla gönderip cenazeyle geri dönmesini tahammülü kalmadı. Bizim bunu çözmemiz lazım. Ama iktidar partisi ne acıdır ki, biz bu desteği verdikçe iktidar partisi bu konuda çözmek yerine çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Biz iktidar partisiyle bir şeyi konuşuyoruz. İktidar partisi, dört parti bir araya gelsin diye öneride bulunuyoruz. Bizim toplantımızın hemen çıkışında Sayın Başbakan kalkıp BDP ve MHP'ye ağır eleştirilerde bulunuyor. Ama MHP katılmayacağını daha önce söylemişti. Yani MHP bu toplantıların hiçbirine katılmayacağını 2009 yılında. O ayrı bir şey ama yani şimdi belki de bu çözüm önerisi MHP'nin çantasındadır, dosyasındadır. Hala bir umut var mı diyorsunuz? Öyle tabii ki, yani ikna etmek gerekmez mi? Yani Sayın Başbakan'ın görevi fal açmak mıdır? MHP katılmayacak, ben MHP'ye vurayım. Yanlış bir şey. MHP'ye eleştireyim. Hayır, daha olay yeni başlamış. İkna etmek lazım, gitmek lazım, gelmek lazım. Ama daha bizim toplantımızın hemen sonrasında Sayın Başbakan BDP'ye ve MHP'ye ağır eleştirilerde bulundu. Siz eğer bu fırsatları doğru kullanamazsanız, bunların altını dolduramazsanız, sizin kalkıp da böyle önemli tarihi meseleleri çözmeniz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir partiye nasip olmayan 3 dönemlik tek başına güçlü bir iktidar yapısıyla geldiler. Türkiye'nin en önemli meselesi hangisidir? Budur bence. Şimdi siz 3 dönem tek başınıza iktidar olacaksınız ve bu meseleyi çözme noktasında fırsatçı davranacaksınız. Bu doğru değil. Bence Türk halkına bu konuda hesap vermesi lazım. Çünkü Türk halkı 3 dönemdir bu partiye
tek başına iktidar vermiş. Şu andaki İmralı sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? İmralı'da görüşme sürecini. İmralı sürecinin altının doldurulması lazım. Kastınız nedir bunda? Yani iktidar partisinin bu konuda attığı her adımı doğru tespit edip ve bunun da belli şekilde paylaşması lazım. Şimdi İmralı süreciyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ile gelin çözelim diyor. Bakın bu mesele sandalye sayısıyla çözülecek bir mesele değil. Bu mesele toplumsal uzlaşıyla çözülecek bir mesele. Eğer sandalye sayısı olsaydı AKP iktidarının parlamentoda çıkaramayacağı bir kanun var mıydı? Yok. İstediği kanunu çıkartabilir. Peki niye çözemiyor? Çünkü bu olay kanunla çözülecek bir olay değil. Bu olay toplumsal uzlaşıyla çözülür. Bir kere terör örgütüyle oradaki yaşayan vatandaşlarımız arasındaki bir ayrışımı doğru koymamız lazım. Parlamentoda tüm kesimlerle diyalog içerisinde olmamız lazım. O bölgedeki teröre akan o gençlerin nedenini araştırmamız lazım. İşsizlikten mi kaynaklanıyor? Başka şeylerden bunu bulmak lazım. Şimdi sen eğer gider Diyarbakır'a ben buraya fabrika yapacağım, tüten bacayı getireceğim, yoksulluğu yok edeceğim, teröre giden o genç kaynağı işsizlikten dolayı keseceğim, fabrika yapacağım dersen bir nebze adım atmış olursun. Ama Sayın Başbakan Diyarbakır'a gidip ben buraya cezaevi yapacağım. Yani sizlerden daha fazlasını buraya tıkayacağım diyor. E şimdi böyle çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. E bunun uluslararası boyutu var. Yani uluslararası müttefiğimiz geçinen kişiler bu konuda bu meselenin çözülmesine müsaade etmiyor ne yazık ki. Yani bu meselenin bir tek boyutu yok. Eğitim boyutu var. Ekonomik boyutu var. Kültürel boyutu var. Uluslararası boyutu var. Büyük devlet adamı olma boyutu var. Şu anda devlet adamı boyutunda hareket edilmiyor İktidar Partisi. İktidar Partisi, bakın niye bunu söylüyorum Sayın Ünlü? Habur vardı. Evet, 2009. 2007 vardı. 2009-2011. Üçünde de fiyasko var. Neden? Ben bu seçimi atlatabilir miyim? Bizim endişemiz şu. Başbakan başkanlık sistemi için oynuyor. Bu meseleyi de kendi siyasi geleceğine alet etmek istiyor. Umut ederim etmez. Ama bizim endişemiz bu yönde. Samimi ise attığı her süreçte parlamentoda liderler düzeyinde bilgi verebilir dışarıyla paylaşılmamak şartıyla. Ama şu dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile paylaşılmış hiçbir mesele yok. Çok fazla konumuz var da 8 dakika zamanımız kaldı. Sorular bizi o kadar götürdü ki. Mesela şu ana dilde savunma konusunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ben parlamentoda çok ciddi tartışma yarattı. Yani yumruk yumruğa kavgalar çıktı sonuçta. Ne yazık ki mecliste bu görüntülerle halkın gündemine geldi o dönemde ama. Bugün birkaç gazetede de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gibi bir durum söz konusu mu? Şu anda yok. Zaten onayı gerekiyor önce ama ardından da siz çıkan yasanın bu çıkmış halinden memnun kaldınız mı? Şimdi bir kere ben buradaki yasaya verilen adı yanlış buluyorum. Ana dilde savunma hakkı değil. Bu savunma hakkıdır. Sizin ana diliniz Türkçe de olabilir. Bakın sizin kanalınızın büyük bir izleyici ağı var ve bunların çoğu yurt dışında. Hiç sorularda görmüş seni. Öyle bir skaladan soru geliyor evet. Ki. Şimdi çocuk İngiltere'de doğmuş büyümüş veya Almanya'da doğmuş büyümüş. Belli bir yaşa gelmiş. Türkiye'ye geliyor. Burada bir suç işledi diyelim veya bir suçla karşı karşıya kal, suçlamayla. Kendisini savunduğu zaman ana dili olmayan en iyi bir dil değil, yabancı bir dil. Ama savunması gerektiği dil ise Türkçe olması lazım değil mi? Yasal olarak evet. 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 Yani ana dilinde savunması lazım. E demek ki bu ana dil değil. Bu kendisini savunma hakkıdır. Yani başka ülkede doğup büyüyebilir, Türk olabilir, ana dili Türkçe olabilir ama ana dilinde kendisini iyi ifade edemeyebilir. Bundan dolayı da bir tercüman bulunması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hakimden önce yani polisteyken de dahi bu savunmasının kendisini iyi ifade edebileceği dille yapmasını ve tercüman aracılığıyla bunun da zabıtlara geçmesini savunduk. Ama bu kabul edilmedi. Yani ilk savcı aşamasından itibaren. Tabii ki. Yani ilk tutuklandığı andan itibaren. Bizim önerimiz çok daha genişti. Kabul görmedi.
savunma hakkı konusunda kendisini hangi dilde iyi ifade edebiliyorsa savunma hakkı kutsaldır. Savunma hakkını özgürce kullanmalı bir birey. Ama bu ana dilde savunma değil. Bunun adı çok yanlış. Bunu yanlış buluyor. Doğru değil bu. Hmm. Çünkü benim ana dilim Türkçe olabilir ama ben yurt dışında yetiştiğim için Türkçeyi kendimi iyi ifade edebilirim. O zaman peki kanun ana dil diyor. Sen ana dilin bu. Sen bunu da savunacaksın. Böyle bir garabet olabilir mi? Mustafa Çelikaya, iki tane soru. Artık bunlar son sorular olsun. Çünkü 4 dakikalık bir zamanın var. Mustafa Çelikaya, Danimarka'dan yazmış bize. Ergenekon'da tutuklu askerler konusunda ilk kez Başbakan Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun aynı sözü söylediğine şahit olduk. Acaba fikirler arasında bir uzlaşma mı var? Yoksa bu kez tesadüfen mi böyle bir denk gelme yaşandı? Şimdi Başbakan'ın o noktaya gelmiş olmasından dolayı mutluyuz. Biz yıllardır bunu savunuyoruz. Eğer bir suçlu varsa cezasını verir. Ama uzun tutukluluk süresi, hükümlülük süresine dönüştüğü için insan haklarına da aykırı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin itibarı için de haksızlık. Yani Sayın Başbakan'a şunu söylemek isterim. Eğer bu senin vicdanını sızlatıyorsa bu mesele, ki sızlatması lazım, kendi müsteşarına çıkardığın kanunu burayı içinde çıkartıp bu tutukluluk süresini bir an evvel sonuçlandırabilirdi. Şimdi olay kendi müsteşarına geldiği zaman, MİT müsteşarıydı bu, bir günde bir kanun çıktı. Bir günde. Geçen yıl Şubat'ta. Peki bu ülkeyi kim yönetiyor? Yani Sayın Başbakan'ın vicdanı sızlıyorsa, bu ülkeyi yöneten, bu ülkede kanun yapma gücü elinde olan parlamentoda hangi parti? İktidar partisi. Peki niye yapmıyoruz? Madem öyleyse getirsinler, o kanuna biz de destek vermek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı da Cumhuriyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi ve dedi ki aslında yasal olarak bir sıkıntı yok fakat hakim uygulamalarında ciddi sıkıntı var ve uygulamada o zihniyet devrimini yapmak son derece zor oluyor. Hiç de zor değil. Takdir hakkını kısaltırsınız. Süreyi kısaltırsınız. En azından takdir hakkı öyle ortadan kalkar. Profesör Doktor Muzaffer Andaç Berlin'den aslında başka bir soru okuyacaktım ama ben Büyük Atatürk'ü bizzat da görmüş bir insanım. Kendi kökenini seven diğerlerine de saygı gösterir. Ancak kendinden emin olmayan diğerlerinin iftihar ettiği kökeninden de rahatsız olur demiş. Uzunca bir değerlendirme yapmış ama anlayışınıza sığınarak bu kadarını okuyorum. Ercan Kılıç Kanada'dan verdiğiniz cevaptan tatmin olmadığını söylemiş. Onu da belirtelim. Son soru şu olsun. Yunus Taceddin Konya'dan demiş ki parti olarak önümüzdeki seçimlerde anketleri nasıl göze alıyorsunuz? Elinizde şu anda yapılmış bir anket var mı? CHP bu konuda çalışmalar yapıyor çünkü biliyorum zaman zaman kamuoyu yoklamaları yapıyorsunuz. Anket ya, işte performans anketi yapıyoruz. Hı-hı. Kendi belediyelerimizle ilgili ve farklı belediyelerle ilgili. Orada gördüğümüz kendi belediyelerimizden halk memnun ve başarılı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarılı belediyeciliğinden iktidar partisi çok rahatsız. Bugün Antalya'da da Sayın Mustafa Kardinal'in ilk operasyonu. Evet, şu anda kendi imkanlarıyla dünyada ödül almış belediye Eskişehir Belediyesi'dir. Ama bugün Sayın Eskişehir Belediyesi, Sayın Yılmaz Büyükerşen gerçekten Eskişehir gibi Anadolu'nun tam ortasında bir dünya kenti yarattı. Ama ödülü ne oldu Sayın Yılmaz Büyükerşen'e? Personelini tutuklatmak. Şimdi devlet bir sürü prangalar takmış CHP'li belediyelere. CHP'li belediyeler buna rağmen başarılı çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki seçime gidiyoruz. Belediyelerimizin başarı grafiğini ölçüyoruz. Belediyelerimiz yaptığımız performans kriterlerinde başarılı çıktı. Bundan gurur duyuyorum. Ve birçok belediyeyi de Cumhuriyet Halk Partisi bünyesine 2014'te geçeceğine inanıyorum. Ama AKP seçim startını CHP'li belediyelere baskı yaparak başlattı. Bunlar baskılar bizi yıldıramayacaktır. Çünkü biz daha çok çalışacağız. Şu anda belediyeler onlar gelip yaptıkça halk da Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin ne kadar temiz ve şeffaf başarılı olduğunu görüyor. Ama benim onlara tavsiyem biraz da kendi belediyelerine baksınlar. Yolsuzluklarla boğuşuyorlar. Bir sürü orada sıkıntılı işler var. Biraz daha o belediyelere baksın. Erdoğan Bey çok teşekkür ediyorum. 40 dakika boyunca daha soramadığım çok soru kaldı ama sorular benzer olduğu için aralarından seçtim. İzleyicilerimizin de artık aflarına sığınıyorum. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü daha bizim de konuşamadığımız konular kaldı çünkü. Ama bu kadar kısa sürede 40 dakika içinde bu kadar çok soru yanıtladınız. Dünyanın pek çok yerinden soru geldi gördüğünüz gibi. Hani merak ediliyor.
Bizimle açık açık bu kadar rahat konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum özellikle. Ben teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarıma, yurt içinde, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Tabii ki geniş bir program olmasını arzu ederdik. Her konusuna cevap vermeyi arzu ederdim. Enerjideki dışa bağımlılığımızı anlatmak isterdim. Zaman zaman onu da özel Türkiye'deki konularda da yapabiliriz. Sosyal demokrasinin gelişmesi gerektiğini anlatmak isterdim. Türkiye'de dünyanın en büyük sorunu 21. yüzyıldaki bu çarpık ekonomiden kaynaklandığını anlatmak isterdim. Liberal ekonominin dünyayı getirdiği boyutu anlatmak isterdim. Ama süre kısıtlı. Bu kadarını söyledim. Evet, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. İşte böyle ana muhalefet partisini, CHP'yi ve CHP'nin siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerini konuştuk bugün. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın randevumuz yine saat 14'te. Lütfen unutmayın. Hoşçakalın.